Herkese selamlar, Konsolosu'na hoş geldiniz. Ben Murat Sönmez. Yaklaşık bir sene önce 2018'in son günlerinde 2019 yılında çıkacak oyunlar arasında patlama ihtimali olan oyunlar için bir video yapmıştım. Sonra bu videoyu saklayın, sene sonunda konuşuruz demiştim. Şimdi bu videodan bir tane daha, bu sefer 2020 yılı için yapmanın vakti geldi. O videoda 5 tane oyun ismi saymışım. Anthem birincisi, patlamış olduğu konusunda sanırım kimsenin bir itirazı yoktur. Crackdown ikincisi, tamam eli yüzü düzgündü ama 7 sene sonunda vaat ettiklerini verdi mi? Elbette veremedi. Yani etti 5'te 2. Üçüncü oyun Shenmue 3'tü. Oyun serinin en az satan oyunlarından biri oldu. Hatta ondan önce çıkan Shenmue 2 Remaster'ın yarısı kadar satmış Shenmue 3. Ben oyuna başladım, ikinci oyunda çok sevmeme rağmen başı o kadar sıkıcıydı ki devam edemedim. Metacritic skorları da çok iç açıcı değil. Etti 5'te 3. Rage 2. Bu konuda benimle aynı fikirde olmayanlar var aranızda, bunu biliyorum. Metacritic skoru Rage 2 için de çok iyi değil fakat ben de oyunun bir Anthem gibi patlamadığını kabul ediyorum. Aranızda bu oyunu çok seven de oldu, onu da biliyorum. O yüzden bunu yarı patlamış olarak sayıyorum sizin gül hatırınıza. Böylece 5'te 3.5 etti. Patlayacağını tahmin ettiğim son oyun Gears 5'ti. İşte bunda tamamen yanılmışım. Taş gibi oyun çıktı Gears 5. Bir önceki oyunun eksikliklerini giderdikleri gibi gayet de zevkli bir oyundu. Yani şöyle bir toplama yaparsak %70 oranında tutturmuşum. O zaman bakalım 2020 yılında ne kadar tutturacağım size, yine 5 tane oyun sayacağım. Yalnız izninizle bundan bir sene sonraki Murat'a bir mesaj yollamak istiyorum. Öncelikle Murat'ım, herkesin sağlığı sıhhati yerindedir inşallah. Güzel bir yıl geçmiştir. Çolukta çocukta da bir sıkıntı yoktur. Yalnız ben şunu merak ediyorum. Bana bak, Levent'i hangi okula yazdırdınız? Söylesene. Okulların fiyatları da öküz gibi öküz. Sana sağlam bir boruyu döşemişlerdir kesin. Bir sene sonraki Murat, sana diyorum. Neyse sen çalış çalış. Kafada siyah saç kalmadı. Çalış Murat'ım, çalış. Bu şizofrenik anları benimle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum ve patlayacağını tahmin ettiğim ilk oyuna geçiyorum. Marvel Avengers. Bu oyun için bana katılacak mısınız, katılmayacak mısınız ondan çok emin değilim ama bu oyunda bir olmamışlık var, adını net koyamıyorum. Kahramanların bildiğimiz Marvel sinematik evreninden çok farklı tiplere sahip olmaları mı, yoksa aksiyonun verdiği yavanlık hissi mi, açıkçası gerçekten ismini koyamıyorum. Oynanış videolarına baktığımda Iron Man'den Thor'a kadar bütün karakterlerin aksiyonu sıkıcı olacakmış gibi geliyor bana. Yapay zeka falan çok kötü, saldıran tipler çok kötü, bir türlü vuramıyorlar, bir türlü tutturamıyorlar. Bir de oyun tek kişilik midir, co-op mudur, bir türlü oturmadı zihnimde. Co-op olacak olması ister istemez aklıma elbette Anthem'ı getiriyor. Iron Man falan da var ya, işte Anthem'a da çok uzak değil zaten. Bu karışıklığı yaşamamın bir nedeni de aslında oyunu yapan Square Enix. Çünkü devamlı çelişkili açıklamalar yaptılar. Böylesine cutscene'lerle bezenmiş bir oyunun nasıl co-op olacağı aklımda soru işareti iken en sonunda nasıl olacağı da anlaşıldı. Ana görev solo oynanacakmış fakat yan görevler co-op oynanabilecekmiş. Yani kısaca oyunda bir ana hikaye olacak, bir de co-op oynanabilecek ekstra görevler. Diğer yandan oyunun Anthem gibi, Destiny gibi süre giden bir oyun da olacağı söyleniyor. Yani her şeyi içine boca etmişler gibi gözüküyor şu anda. Cutscene'lerle dolu bir solo oyun var. Co-op yan görevler var ama devamlı ilerleyecek yeni yeni hikayeler gelecekmiş. Bakalım, göreceğiz. Dedim ya başta da, bu oyunda bir olmamışlık var, adını net koyamıyorum. Belki de sebebi tam olarak ne olduğunu henüz daha anlayamamış olmamdandır. Ben de sonucu merak ediyorum. Bakalım patlayacak mı? İkinci oyun Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Bu oyunda yalnız bir Anthem patlaması olacağını sanmıyorum. Daha çok Rage 2 patlaması olacak gibi. Yani bazı yönlerde oyun çok güzel olacak ama bazı yönlerden kötü olacak ve sonuçta bu oyunun vasat bir oyun olmasına neden olacak. Neye dayanarak söylüyorum bunları? Tabii yine seyrettiğim videolara.
Oyunun RPG kısmının, hikaye kısmının, vampir klanlarının savaşının falan çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu konuda bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Ama aksiyonu tam bir felaket olacak. Düşmanların yapay zekası çok kötü gözüküyor videolarda. Çatışmalar da çok zevksiz olacakmış gibi duruyor. Bir de bunun üzerine bu tür şehirde geçen oyunların en büyük derdi eklenecek. Yani bomboş yaşamayan sokaklar. Her geçtiğinizde aynı köşede duran aynı adam, dekor olsun diye yürüyen aynı tipler vesaire. Bu iki unsurun, yani çatışmalar ile atmosferin, oyunun güzel yaptığı şeyleri aşağı çekeceğini düşünüyorum. Fakat diğer yandan yanılmayı da canı gönülden istiyorum. Witcher 3'ten beri şöyle ağız tadıyla bir RPG oyunu doya doya oynayamadık. Patlayacağını düşündüğüm 3. oyun Old World Soulstorm. Patlarsa patlasın, bana ne diyecekler olduğu gibi, patlarsa çok üzülecek olanlar da var, mesela Onur gibi. Şunu kabul edelim ama, Old World PS1 zamanında, evet, 1997 yılında çıkmış. Sonra bir müddet 2000'li yılların başına sarkabilmiş, fakat sonra katiyetle adam olamamış bir oyun. 20 sene önce yaratıcı mıydı? Evet, yaratıcıydı. Platform ve puzzle türlerini çok güzel bir araya getirmişti ama sonra bilin bakalım ne oldu? Yıllar geçti, ne olacak? Zaman değişti, oyunlar değişti, her şeyden önemlisi oyuncular değişti ve Oddworld bir türlü buna adapte olamadı. Denedi, denemedi değil ama kimyası bir türlü tutmadı. Şimdi bu yeni oyun ile ilgili de pek bir bilgimiz yok. Belki de muhteşem bir şey çıkacak. Fakat bir şey beni rahatsız ediyor. Oyun tam 4 farklı stüdyo tarafından geliştiriliyor. 4 farklı stüdyo. Yani iki stüdyonun bir araya geldiğini, en sıkışık anlarında bir başkasının yardım ettiğini duymuşluğumuz var ama 4 stüdyoyu hiç duymamıştım. Kısacası bu oyunun patlayacağına dair tahminimi sadece bir şeye dayandırıyorum. Güzel popoma. Haklı mıyım, değil miyim? Seneye görürüz. Şimdi söyleyeceğim oyun da bu senenin Gears 5'i. Yani dediğimin tam tersi çıkabilir. Oyun Godfall. Kısa bir süre önce duyuruldu ve oyunun öne çıkan en büyük özelliği de ister istemez PlayStation 5'in çıkış oyunlarından biri olması. Oyun aslında PlayStation eksklusif değil, aynı dönemde Epic Store üzerinden PC için de çıkacak ama bir kere PlayStation 5 çıkış oyunu deyince dikkatler de ister istemez oraya kayıyor. Çıkış oyunlarının akıbetini bilirsiniz. Çoğu zaman yeni konsollarını alanların çok da fazla seçenekleri olmadığı için aldıkları oyunlardır. Yani gıcır gıcır cihazı almışsın gelmişsin ama 3-5 tane oyun var henüz daha piyasada. Ne yapacaksın? Mecburen o zaman yanına bir de Godfall alacaksın. Fakat bunun bir de negatif yönü var. Gıcır gıcır cihazı almış gelmişsin, müthiş işler bekliyorsun ondan ama aldığın oyun işte çıkıyor. İşte o zaman hayal kırıklığı da çok büyük oluyor. Fakat bütün bunlar Godfall'ın patlaması için neden değil elbette. Sadece şunu diyorum, beklenti büyük olunca hayal kırıklığı da büyük olur. Peki Godfall gerçekten patlar mı? Nasıl bir oyun bu? Gelin bakalım. Co-op, loot'a dayalı bir hack and slash. Seyrederken aklıma hep Ubisoft'un benzer oyunu For Honor geliyor. Godfall onun biraz daha hızlısı gibi. Bundan 15 sene önce oyunlara multiplayer modu koymanın oyuncuları cezbedeceği düşünülürdü. O yüzden alakalı alakasız her oyuna da multiplayer modu koyulurdu. Bugünün sihirli sözcüğü de co-op. Alakalı alakasız her oyun co-op. Co-op oğlu co-op. Bana öyle geliyor ki co-op'un sihrinin geçeceği günlerde yakındır. Ama bakalım o sihir Godfall için çalışacak mı? Ve patlama ihtimali olduğunu düşündüğüm son oyunda Biomutant. Takip edenler bilirler, bu zamanda böyle bir oyunu yapmanın cesaret gerektirdiğini bu oyunun ismi her geçtiğinde söylüyorum. Bana bu oyun PS3 döneminin veya PS2 döneminin oyunuymuş da 15-20 yıl geç kalmış gibi geliyor. Baktığın zaman çılgın bir aksiyonu var, hack and slash namına yapılması gereken yapılmış gibi duruyor ama ördek kesiyorsun abi, yani zırhlı ördekler geliyor. Onları kesiyorsun. Bu bir tarzdır, tamam kabul ediyorum. Ama bu tarzı talep eden oyuncu da işte PlayStation 2, PlayStation 3 zamanında kaldı. O zamanki oyuncular kendilerine saldıran domateslere, havuçlara, su damlalarına alışkındı. Çünkü Japon oyunlarının hepsi bunlarla doluydu. Ama zaman değişti artık. O yüzden bu oyunun işi çok zor.
Hele ki eğer 60 dolar gibi, 60 euro gibi tam ücretten çıkarsa daha da zor. Bu oyunun PlayStation Store'da 450-500 TL'den, Steam'de 300 TL'den satıldığını düşünebiliyor musunuz? O durumda ben herhalde Game Pass'e gelmesini beklerim zaten. Evet, attım zarlarımı, artık sonuçları bekleme zamanı. Siz de benimle aynı fikirde misiniz, değil misiniz? Veya size göre bu sene patlayacak hangi oyunlar olacak? Bu senenin Anthem'ı ne olabilir? Yorumlara yazın. Sonuçta bu bir tahmin oyunu arkadaşlar. Sene sonunda bakarız ne kadar tutturmuşuz diye. Herkes kendine iyi baksın.